Başlayalım isterseniz. Evimiz en güçlü kalemiz dedi. Çok güvenli yer olarak tanımladı evleri. Kadınlar için böyle mi? Kadınlar için böyle değil. Kadınlar için evler en tehlikeli yerler. Bunu her yıl birçok raporlarda açığa çıkan bir gerçektir aslında. Ve bunu İçişleri Bakanlığı da biliyor, Sağlık Bakanlığı da biliyor. Fakat bu derece kadınlar için tehlikeli olan evleri bu kapanma dönemlerinde nasıl daha eşit yaşanabilir, şiddetten uzak bir hale getirebiliriz'in yanıtını verecek olan merciler de bu bakanlıklar aslında. Biz bu sözde tam kapanma uygulanmasının, sözde diye ifade ediyorum çünkü gerçek anlamda bir tam kapanma değil bu. Bunun altını çizmekte fayda var. İşçiler iş yerlerine gitmek zorunda hala. O inşaatlar yükselmeye devam edecek ve sözde bir tür bahane olarak turizmi gerekçe göstererek ona hazırlanıyoruz diye söylediler. Yani aslında burada güdülen meselenin toplum sağlığı olmadığı apaçık ortadadır. Bunun kadınlarla ilgili yönünü ele alacak olursak da şiddete uğrayan, her gün öldürülen, istismar edilen kadınların olduğu bir ülkedeyiz. Ve dünyanın birçok yerinde olduğu gibi bu kapanma dönemlerinde evde şiddetin artmasıyla karşılaşıyoruz. Şimdi her tür alınan önlemin yanı sıra ayrıca kadınlar için tedbirlerin ve önlemlerin alınması gerektiğini düşünüyoruz. Fakat şu anda bu yönüyle açıklanmış herhangi bir tedbir ve önlem yok. İşçilerle ilgili alınmadığı gibi. LGBTQ artılarla ilgili hiçbir önlem alınmadığı ve tam aksine hedefe oturtulduğu gibi. Kadınlar açısından da hem kadın cinayeti verilerinde hem kadına yönelik şiddet verilerinde ilk pandemi ilan edildiği zaman bile aslında ortaya konan veriler ve raporlar vardı. Bunların hiç dikkate alınmadığını görüyoruz. Ama buna şaşırmıyoruz. Çünkü İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın geri çekilme kararının verilmesi işte bu sürecin bir tür devamıydı. Bu yüzden şu anda bir kapanmayla karşı karşıyaysak ayrıca kadınlarla ilgili kadınların korunmasını, haklarına kavuşmasını, erişimin önündeki haklarına erişimle ilgili önündeki engelleri ortadan kaldırmakla ilgili herhangi bir uygulamayla karşılaşacağımızı düşünmüyoruz. Ve Fidan bu Hanım, kadınların aslında ne kadar daha yalnızlaştırılacağının en somut göstergesidir diyebilirim. Çünkü kadınlar için en tehlikeli yerler evler. Ayrıca şunu da ekleyebilirim kısaca. Örneğin bir tür kapanmadan bahsediliyor fakat ebeveynler, çalışan ebeveynler açısından iş yerlerine gitmek zorundalar. Bu çocukların bakımı eğitiminin nasıl olacağıyla ilgili herhangi bir tedbir ve uygulama söz konusu değil. Örneğin bir aşılamadan bahsediliyor. Şu anda ikinci doz aşılamaların bile ertelendiği haberlerini görüyoruz hep birlikte. Eğer bir tür toplum sağlığı ve halk sağlığı önemseniyorsa öncelikli olarak herkesin aşılanması şart. Ücretsiz bir şekilde herkesin bu aşıya erişmesi şart. Ve şiddet karşısında kadınların etkin bir şekilde uygulanması şart. Bunun için de ilk başta devletin bir tür siyasi irade beyanı olarak kadınları yaşatacak olan, koruyacak olan, güçlendirecek olan İstanbul Sözleşmesi'nden geri çekilme kararını geri çekmesi lazım diye Fidan Hanım, düşünüyorum. İstanbul Sözleşmesi'ne geçmeden önce konuşmanızın içerisinde şunu söylediniz. Devlet kadınlar için hiçbir önlem almadan kadınları eve kapatıyor, kendilerine şiddet uygulayanlarla birlikte Evet. dediniz. Ne tür önlemlerin alınması gerekiyordu? Yapılması gerekenler çok açıktır. Örneğin şehirler arası bir geçiş kısıtlaması söz konusu olduğunda valilik kararıyla bu geçiş sağlanabilir gibi bir muğlak ifade var. Bu yeterli değildir. Şiddete uğrayan kadınlar başka bir ile geçebilecekler mi? Bununla ilgili çokça yaşadığımız sorunlar oldu önceki tedbir uygulamalarında. Neler yaşandı? Kadınlar il dışına çıkamadılar. Şiddete uğradıkları zaman başka bir yere gidemediler. Gitmek istedikleri zaman işte genelgede yazmıyor denilerek bu kararlar alınamadı. Yani o şiddete uğradıkları yerde kalmak zorunda kaldılar. Hapsoldu kadınlar. Buna benzer kadınların 7/24 ulaşabileceği bir telefon hattı olması gerekir. Böyle bir hat hala yok. Ve bu çok kolay. Bir devletin bunu yapabilmesi o kadar kolay ki size yani siz de az çok tahmin edebilir herkes, dinleyen herkes. 7/24 kadınların ulaşabileceği bir hat yok.
Sayın Akaselim, 6.284 sayılı yasa çok özür dilerim. Uygulanmıyor. Evet, maalesef. Çok özür dilerim. Bu telefon hattından söz ettiniz. Normalde devlet şunu söylüyor. Bizim zaten kadınlara yönelik kullanmalarını tavsiye ettiğimiz hatlarımız var. Şu 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 kurumları arayabilirler. En yakın karakolu arayabilirler deniyor. Evet. Peki bunlar arandığı zaman bu hatlar neler ve nereye çıkıyor kadınların imdat çığlığı? Buradan bir karşılık geliyor mu? Sizin önerdiğiniz hat bunlar mıdır, başka bir şey midir? Biz bütün hatları öneriyoruz açıkçası. Şu anda mevcut bakanlığın bir danışma hattı var, 183. Bununla birlikte bir şiddet tehdidiyle karşılaşıyorsa kadınlar 155, 158, polis imdat, jandarma imdat hatlarını mutlaka aramalılar diye tavsiye ediyoruz. Bir engel ve sorunla karşılaşıyorsa eğer kadın arkadaşlarımız, kendi irtibat numaramızı veriyoruz. 0212 912 42 43 telefon numarası üzerinden Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu kadın meclislerini arayabilir bütün kadın arkadaşlarımız. Asla kendilerini yalnız hissetmesin kadınlar. Haklarımız var. İstanbul Sözleşmesi'nden imza geri çekilmesi kararı verilmiş olabilir. Fakat 1 Temmuz'a kadar yürürlüktedir ve uygulanması için hayatımızda bunu şimdiye kadar var etmeye çalışanlar bizler olduğumuz gibi 6.284'ün ve yine sözleşmenin etkin uygulanması için önümüzde yine uzun bir yol var. Önemli bir gücümüz var diyerek eklemek isterim. Umutsuzluğa kapılmasın kadınlar. Çünkü bazı haberler yayılıyor. Bu telefon numaraları arandığı zaman ilgilenilmediği, yeterince bütün tedbirlerin alınmadığıyla ilgili bize de çeşitli örnekler olarak, maddi olgular olarak önümüze geliyor. Doğrudur. Bunlar hiç yaşanmıyor diyemeyiz. Ama bizler mücadelemizle ve konunun üzerine giderek bu yasaların uygulanmasını sağlayabiliyoruz. Bu yüzden bunu bir genel olarak böyle bir umutsuzluk, böyle bir çok olumsuza doğru gidiş var gibi düşünmesin kadın arkadaşlarımız. Herhangi bir engelle karşılaşıyorsa kadınlar mutlaka bize başvursunlar. Mutlaka kadın örgütlerine, baronun irtibat numaralarına başvursunlar ki biz elimizden geleni yapacağız. Yasalar çok önemlidir, çok hayatidir. Bu yüzden o yasalarımızın her bir maddesinin uygulanması için elimizden geleni yapacağımızı bir kez daha söylemek isterim. Hatırlatmakta fayda var. 6.284 sadece İstanbul Sözleşmesi kapsamında olan bir şey değil. Hukuk sistemi içerisinde, Türkiye hukuk sisteminde olan bir kanun maddesi ve zaten bütün kanun maddeleri gibi uygulanmak zorunda olan ama unutturulmaya çalışılan kanun maddelerinden birisi. Yani İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmış olması 6.284 ile ilgili bir şey değil. O mutlaka korunması gereken bir durum. Böyle de bilsin izleyiciler. İşin ekonomik boyutuna az önce biraz değinmiştiniz. Bu eve kapanmalarla birlikte bir de iyice yoksullaşma evet. durumu var. Hem kadınlar için hem de çocuklar için. Tabii ki bir aile için böyle ama kadınların üzerindeki yük neler? Kadınların üzerindeki yük kat be kat artıyor diyebilirim size. Evin geçimini sağlamanın bir paydaşıdır kadınlarda. Her ne kadar öyle değil gibi gösterilmeye çalışılsa da aslında o kapalı kapıların ardında yaşananlar, özellikle işsiz aileleri gördüğünüzde, işsizlerin olduğu evleri gördüğünüzde yoksulluğun nasıl yaşandığı gerçeğiyle karşılaşırsınız. Yani bu kapanmayla birlikte aslında İşçiler çalışmak için işe gitmek zorunda. İşsizlerin kendi geçimini nasıl sağlayacağıyla ilgili herhangi bir destek, açıklama yok. Boş verilmiş durumda, boş bırakılmış durumda o alanlar. Ve bunun içerisinde de en çok yoksullaşanların, en çok üzerinde yükü artanların, bakım yükü, temizlik yükü, eğitim yükü, bütün bu cinsiyetçi iş bölümü sonucu olarak maalesef ki yükü artanların kadınlar olduğunu görüyoruz. O sofralar boş olduğu zaman bugün ne yemek yiyeceğiz diye kadınlara sorulur. Böyle bir gerçeklik vardır maalesef ki. İşte o gün, her gün, o gün ve her gün o sofraya neyi koyacağıyla ilgili en çok kadınların omzuna bu yükün düştüğünü de söylemek isterim maalesef. Tabii aynı zamanda çocukların bakımı, beslenmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili olarak apayrı bir sorumluluk da düşüyor. Bu kapanma döneminde, daha doğrusu pandemi döneminde en çok acı çeken, en çok zarara uğrayan kesimlerin başında da geldi kadınlar, özellikle emekçi kadınlar. Fidan Ataselim, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Biz teşekkür ederiz. Değerli izleyenler, Ulaştırma Bakanı'nın